Çarşamba günü bilançoların bilançosu geliyor. Nvidia. Daha evvel teknoloji şirketleri için en önemli bilanço Apple olurdu. Artık değil. Artık Nvidia. Neden? Çünkü son bir buçuk yıldır özellikle de bu yılın başından beri yaşanan yükselişin arkasındaki temel sebep yapay zeka. Yapay zekaya eli değen bütün şirketlerin değeri yükseliyor. Yapay zeka deyince öncelikle tabii Nvidia gibi, AMD gibi, ARM gibi mikroçip firmaları var. Daha sonra bu mikroçip firmalarına üretim yapan veya bunların üretim yapmasına yardımcı olan firmalar var. Daha sonra da yapay zekadan yararlanarak bunu yazılıma dönüştüren Palantir gibi Microsoft gibi bu yazılımla tüketicilerin verimini artırmaya çalışan firmalar var. Bütün bunların değeri hızla yükseliyorlar. Ama eğer çarşamba günü kapanış sonrasında Nvidia kötü bir bilanço getirirse veya gelecekle ilgili beklentilerde hafif öksürürse bizi epey zor günler bekliyor. Bu nedenle bugün Nvidia bilanço öngörülerini herkesle paylaşmak istedim. Normalde bunları sadece YouTube katıl üyelerine yapıyordum. Fakat bilanço beklentisinden daha önemli konu ne biliyor musunuz? Tek teknolojideki gelişmeler ve son günlerde yapay zeka teknolojisinde öyle gelişmeler var ki bence kısa vadede Nvidia nasıl bir bilanço getirirse getirsin ve kısa vadede fiyat hareketi ne yönde olursa olsun yapay zekanın büyümesi durdurulamıyor. İşte bu nedenle bugün yapay zeka teknolojisindeki son önemli gelişmelere, bunların mikroçip talebi üzerindeki etkilerine daha sonra da Nvidia bilançosuna doğru yürüyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Yapay genel zeka ile ilgili şu ana kadar bize heyecanlandıran konu ne? Büyük dil modelleri. Yani eğer yapay zekayı bol bol metinle beslersek, kelimelerle, cümlelerle beslersek, bilgilerle beslersek... ...bunlar arasında yeni bağlantılar kurabilir ve bu bağlantılar sayesinde harika şiirler yazabilir, kitaplar yazabilir, problemlerimizi çözebilir, cümlelerimizi tamamlayabilir. Bugüne kadar verdiğimiz nokta bu. Peki o havuza içerisinde sadece kelimeleri değil de görüntüleri, sesleri, videoları eklersek ne olur? O zaman General World Model yani genel dünya modeline ulaşabiliriz. Ne demek genel dünya modeli? Yapay zekanın dünyanın işleyişini anlaması, etrafında olan bitenler arasındaki bağlantıları kurup buradan kendini geliştirmesi için bir modele ihtiyaç var ve burada büyük dil modeli işe yaramıyor. Genel dünya modeli veya general world model işe yarıyor. Bunun için görüntülerin, seslerin, bilgilerin, kelimelerin, cümlelerin yeni bileşkeleri ortaya konmalı ve yapay zeka bunlardan öğrendikleriyle gerçek dünya konusunda simülasyonlar yaparak dünyanın gidişatını daha iyi anlamalı. Zaten buna da temelde yapay genel zeka diyoruz. Çünkü yapay genel zeka insan zihninin yapabildiklerinin tamamını yapan zeka demek ve bunun temeli de dünyanın nasıl işlediğine dair bir anlayış geliştirmek demek. Peki yapay zeka dünyasında son günlerde hangi yeni gelişme var ki genel dünya modellerine doğru yürümeye başladığımıza inanıyorum. Elbette Open in sonrası. Sonranın üzerine daha evvel durduk. Sonra metni videoya çeviren muazzam bir uygulama. Ve buna ilk baktığımızda aklımıza gelen şey yani video üreticilerinin, editörlerinin, film yapımcılarının işi zor demiştik. Ama aslında mesele biraz daha büyük gibi gözüküyor. Çünkü sonra yapay genel zekanın temeli olacak genel dünya modellemesini bir araç olarak bize sunuyor. Biraz detaylara girelim. Open AI'ın sonrası piyasa çıktıktan sonra Elon Musk biraz da belki kıskançlık dolu bir bakış açısıyla dedi ki bizde zaten General World Model uzun zamandır var. Yani dünya genel modellemesi. Test otomobilleri yollardan topladıkları görüntüleri merkeze yolluyorlar. Biz o görüntü üzerinde yeni simülasyonlar yaratıyoruz. Dünya simülasyonları ve bu sayede Tesla otomobilinin karşılaşabileceği her türlü yol durumunun simülasyonunu yapıp araca öğretiyoruz. İşte dünya genel modellemesi bu anlama geliyor. Etrafta gördüklerinizi, duyduklarınızı birleştiriyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz. Bununla dünyayı bir model olarak tanımlıyorsunuz ve daha sonra yeni simülasyonlarla yani deneme yanılma öğrenme döngüleriyle dünyadaki gelişmelere karşı nasıl tepki vereceğinizi geliştiriyorsunuz. Yapay genel zekanın tanımı. Open OpenAI Sora'nın yarattığı videolar adeta dünyaya bomba gibi düştükten sonra üzerine çokça konuşulmaya başladı. Arkasındaki teknoloji ne? OpenAI burada ne yapmaya çalışıyor? Ve bakın burada çok enteresan birisi var. Adı Bill Peebles. Bill Peebles nerede çalışıyor? OpenAI'de çalışıyor ve SORA ve AGI yani SORA ve Yapay Genel Zeka Teknoloji üzerinde çalışıyor. Zaten OpenAI'in bu iki konuyu birleştirmiş olması da bize bir ipucu veriyor nereye gittiğimiz konusunda. Yapay genel zeka ile ilgili bilim adamlarının en büyük endişesi bunun gerçekleşmesi için önümüzde çok fazla engel olduğuydu. Belki mimarilerimiz uygun değildi, belki veriler uygun değildi, belki düşünülen modeller doğru değildi. Bir sürü endişe vardı. Fakat Bill Peebles bu konuya enteresan bir bakış açısı getiriyor ve diyor ki biz bu bir dakikalık videoları yaratıyoruz o güzel ama bu aynı zamanda yapay genel zeka simülasyonu için yani biraz önce bahsettiğim dünya genel modeli üzerinde çalışacak simülasyonlar için de uygun bir teknolojiye benziyor. İşte buradan anlıyoruz ki OpenAI bu teknolojisiyle yapay genel zekayı hedefliyor. Ve OpenAI'nin yeni yayınladığı bir makalede bu konuda çok ilginç bir detay var. O detay da şu videoda saklı. Burada bir köpek görüntüsü yaratmaya çalışıyor OpenAI karların üzerinde oynayan ve farklı işlemci güçleriyle bunu yapmaya çalışıyor. Bir base compute var, bir base compute'un 4 katı, bir de base compute'un 16 katı. Compute demek ne demek? işlem gücü demek. Ve görüyorsunuz ki base compute'da kalite oldukça kötü. Saçmalıyor yapay zeka. 4x'de daha iyi hale geliyor, 16x'de ise çok daha iyi hale geliyor. Bu temelde bir yapay zeka simülasyonu. Yani daha evvel köpeklerle ilgili, karla ilgili, köpek gezdiren bir insanla ilgili veriler buraya yüklenmiş. Şimdi sonra bütün bunlardan bir köpek simülasyonu geliştirmeye çalışıyor ve görüyorsunuz diyorsunuz ki işlemci gücü arttıkça Köpek mükemmelleşiyor. Peki bize bu ne diyor? Galiba yapay zeka ile ilgili elimizdeki tek sorun işlemci gücü gibi gözüküyor. Daha evvel bahsettiğimiz model problemleri, mimari problemleri, veri problemleri belki de gerçek değiller. Sadece güçlü işlemciler varsa yapay genel zekaya ulaşabiliriz gibi. Çünkü burada görüyorsunuz müthiş bir gerçek dünya simülasyonu var. Yapay zeka bu simülasyonları yapa yapa gerçek dünyanın nasıl işlediğini anlayacak. O zaman da insanların yapabildiği bütün zihni faaliyetleri yapabilecek hale gelecek tüm bu bilgilere baktığımızda Sam Altman'ın neden 7 trilyon dolarlık yatırım arayışına çıktığını daha iyi anlıyoruz. Sam Altman ne diyor? Bizim mikroçiplere ihtiyacımız var diyor. Eğer çok daha güçlü ve çok daha fazla sayıda mikroçipimiz olursa yapay genel zekaya ulaşacağız ve yapay genel zekaya ulaşan kesinlikle dünyayı yönetecek. Şimdi bu çerçevede Nvidia bilançosuna gelmek lazım. Sam Altman bütün çipleri kendi üreteceğim diyemiyor. Öyle bir ekosistem yaratacağım ki mevcut çip tasarımcıları, çip üreticileri, çip üreticilerine destek veren yazılımcılar, donanımcılar bütün bunlardan öyle bir ekosistem yaratacağız ki yapay genel zekaya ilk ulaşan biz olacağız. Ve ilk ulaşan biz olduğumuz için dünyanın ve belki de bütün evrenlerin lideri haline geleceğiz. İddianın büyüklüğü bu seviyede. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Nvidia'nın veya herhangi bir yapay zeka ile ilgili bir firmanın bu bilançosunu kötü getirmesi çok önemli mi? Değil. Ama biliyorum aranızda bazı daha kısa orta vadeli bakanlar var ve insan portföyüne baktığında onun erimesine de dayanamıyor. O yüzden şimdi gelin Nvidia bilançosu hakkındaki beklentilerime de biraz bakalım. Ama açıkası benim gibi uzun vadeli bir yatırımcı için hiçbir önemi yok. Ben teknolojideki bütün bu gelişmelere baktığımızda yapay zeka ile ilgili yolculuğun daha çok başında olduğumuza inanıyorum ve Nvidia'nın bu yolculuğun merkezindeki en önemli oyunculardan birisi olduğunu zaman zaman yavaşlasa da hızlansa da daha aslında alacağı acayip bir yol olduğunu düşünüyorum. O yüzden uzun vadeli pozisyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil ve elbette gelecekle ilgili yanılabilirim. Belki Nvidia'nın bir rakibi de çıkabilir. Bütün bu Bunlar mümkün ama benim görüşüm bu. Şimdi yine de gelin ama bilançonun detaylarına biraz bakalım. Öncedenizdeki teknik grafik aşıklarını bir tatmin edelim. Burada görüyorsunuz Mayıs 2023'te gelen bilançodan sonra Nvidia bir zıpladı. Orada yapay genel zekadan ilk defa bahsetti. Büyümenin önünün ne kadar açık olduğunu söyledi ve kendisine 400 dolarlar civarında bir taban yaptı. Üst tarafta da 500 dolarlara yaklaşan bir zirve bu arada bir kanaldı burası. Daha sonra bu kanallar da kırıldı. Bu yıl başından itibaren kırıldı aslında. Nvidia ile ilgili yeni özel bir haber de yoktu ama yapay zekadaki gelişme insanları heyecanlandırdılar ve nefessiz şekilde yükseliyoruz. Benim tahminim Nvidia burada kötü bir bilanço veya öksüren bir gelecek beklentisi getirirse şu seviyelere yani 610-620 dolarlar seviyesine kadar gerileyebilir ama daha da aşağı düşmesi için hakikaten olağanüstü kötü şeyler olması lazım. Onu pek beklemiyorum. Peki Nvidia kötü bir bilanço getirecek mi? Hiç sanmıyorum. Nvidia genel olarak sözlerini tutan bir şirket. Beklentinin üstüne çıkan bir şirket. Bu nedenle bu sefer de öyle bir bilanço bekliyorum. Ama gelecekle ilgili şirketin beklentileri tabii başka bir mesele. Yine teknik taraftan baktığımızda Nvidia RSI'yi şu anda 77'lerde oldukça yüksek. Gerçi daha evvel 80-85'lere zorlamıştı var. Bu riskli 70'in üzerindeki RSI biraz geri çekilme ihtimali olduğunu gösteriyor. MACD'de de yine baktığımızda şöyle hafif siyah aşağı doğru bir kıvrılma gelmiş ve alttaki sütunların da zayıfladığını görüyoruz. Bunlar da pek iyiye işaretler değiller. Yani teknik bize diyor ki dikkatli olun. Evet bütün ortalamaların üzerinde şu anda o yönden rahat ama son iki kırmızı mum ve teknikteki bu kırılmalar biraz korkutucu gibi gözüküyor kısa vade için. Bu biraz da doğal aslında Nvidia öyle bir hızlı gitti ki pek çok yatırımcı bilanço öncesinde hissesini satıp nakite geçip bir geleceğe bakmak istiyor. Benim izleyeceğim yol o değil uzun vadede baktığım için ama kısa vadede bu tip davrananlara hak da veriyorum. Çok hızlı gitmiş, çok hızlı şişmiş bir hisse senedi var karşımızda. Peki kazanç beklentileri ne seviyede? Bir önceki çeyrekte 3.71 dolar seviyesinde EPS gap getirisi vardı. Bu beklentinin 69 sent üstündeydi. Yine Cura tarafında da 18.12 milyar dolar Cura yaptı. Bu da beklentinin 2 milyar dolar üzerindeydi. Ona rağmen yalnız hisse o dönemde düştü. Bunu sakın unutmayın. Çünkü Nvidia bilançosu ile ilgili beklentiler aşırı. Traderler var yani böyle harika rakamlar getirince bile düşebiliyor. Bu çeyreklerine bekliyoruz. Gap income'da hisse başına 4.21 dolar. Cura'da da 20.52 milyar dolar beklenti var. Nvidia'nın bu ikisinin de üzerine bir kere çıkması gerekiyor. Yani hisse başı karlıkla 4.21 getirirse piyasa tatmin olmaz. Bunu azıcık üstüne çıkması lazım. Ve yine Ciro tarafında da buçuktan bahsediliyor burada. Hayır böyle 21.5-22'leri görürse ancak rahat ederiz ve buna rağmen Nvidia yine de düşebilir. Deminden beri bahsettiğim sebeplerden dolayı. Peki analistlerin gelecekle ilgili beklentileri neler? Bu sene 12.39 dolarlık bir hisse başı kar bekliyorlar. Bu geçen seneye göre %270 %70'lik büyüme anlamına geliyor. 2025'te %72'lik bir büyüme bekliyorlar. 2026'da %23'e ...inileceğini düşünüyorlar. Yani bu üçün ortamasına baktığımızda neredeyse %100'lük 3 yıla e yayılan bir büyüme beklentisi var. İşte bundaki en ufak bir öksürük bizleri yoracaktır. Fiyat kazanç oranları eğer Nvidia bunları başarısı düşecek. Bu arada fiyat kazanç oranı olarak baktığımızda Nvidia'da 58.6 gibi bir rakam var. Bu çok da ürküş değil. Çok daha korkutucu hisse senetleri var. Fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda. Ciro beklentisi olarak da 2024'te 60 milyar dolara yakın bir ciro bekleniyor. Bu yıldan yıla %119 demek. Yani Nvidia'nın burada bize biraz daha iyi bir şeyler söylemesi lazım. Böyle bir 63 milyar, 64 milyar dolar gibi. Yani beklentiler çok çok yüksek. Peki şirketin beklentileri yerine getirme performansı ne? Hep olumlu olmuş. Bakın burada earnings surprise diyor. Beklentilerin hep üstünde getirmeyi başarıyor. Ta 2012'den beri bu yönden çok olumlu bir şirket. Peki Wall Street analistlerinin revizyonları ne? yönde gidiyor? Hep yukarı yönde gidiyor. Hep beklentiler artıyor. Hem 2029 hem 2028 hem 2027 için. Bugün Wall Street'te büyük bir fonu olup Nvidia al demeyen neredeyse kimse yok. Nitekim tip ranks'e gittiğimizde de 40'ın üzerinde analistin 37 tanesi al vere, 3 tanesi tut, 0 sat var. 746 dolar gibi bir hedef fiyatları var. Bir yıl içinde yakalanacak olan. Burada yukarı doğru %2.86'lık bir hareket anlamına geliyor. Top analist yani en iyi analistlere baktığımızda onlar da 750 dolar gibi beklentiye sahipler. En yüksek beklenti 1200 dolar, en düşük beklenti 560 dolar. Ortalama beklentisi ise 750 dolarlar civarında devam ediyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda eğer kısa orta vadeye biraz fazla odaklı bir yatırımcıysanız bence Nvidia long girmemekte fayda olabilir. Çünkü bakın yukarı doğru yön çok da yukarı doğru gibi gözükmüyor. Yani zaten 740'lardayız. 750'ye gider gibi gözüküyor en fazla. Aşağı doğru ise biraz tehlike daha fazla gibi. Ve bilançodaki bir öksürük işleri bozar bilir. Daha evvel hatırlayın son iki çeyrekte çok iyi bilançolar getirmesine rağmen hisse senedi %10'lara yakın dayak yemişti. Ama beni ilgilendirmiyor bunlar. Ben full long giriyorum. Hedge bile etmeyeceğim. Önemli değil çünkü Nvidia'nın önümüzdeki yılların çok çok parlak olduğuna inanıyorum. Bu tip hisselerde trade yapmak istemiyorum. Al satlara girmek istemiyorum. Bir süre zararları da göz alabilirim. Elbette stop loss'um olacaktır. Belli bir seviyenin altında ben de kalmak istemem ama bu hissede o kadar karlıyım ki açıkçası sabrım yüksek. Siz de bu çerçeve kendi kararınızı verin. Bir yandan kısa orta vadede bilanço, Wall Street, spekülatörler, manipülatörler bunlar ne yapacak? Bir yandan da uzun vadede yapay genel zekaya doğru gidiyor muyuz? Acaba Sam Altman bu 7 trilyon dolar yatırımı bulabilir mi? 7 ile 5 bulsa Nvidia'ya bununla kadar düşer. Beni ilgilendiren tek konu bu. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere.